Merhaba arkadaşlar. Bu soruda dairede çevre ve alandan bahsedeceğiz. Şuradaki kenarlara 2K, 4K ve 6K dersek arkadaşlar birbirine eşit olacaktır. Yani şuranın yarı çapı K olacaktır. Bunun yarı çapı arkadaşlar 2K olacaktır. Şunun yarı çapı da 3K olacaktır. Tüm şeklin yarı çapı arkadaşlar toplam 12K olduğuna göre yarı çapı 6K olacaktır. Peki. Şimdi biz çevreye baktığımız zaman arkadaşlar şu kısmın çevresi farklı bir kalemle yazalım. O kısmın çevresi arkadaşlar pi çarpı k'dır. Yani normalde 2 pi k'dır ama yarı daire olduğu için pi çarpı k. Diğerinin yarı çevresi arkadaşlar pi çarpı 2 k. En sonuncusunun çevresi arkadaşlar pi çarpı 3 k'dır. Ve büyük dairenin arkadaşlar bu şekilde çevresi de pi çarpı 6 k'dır. Toplamları 24 pi olacaktır. Peki toplayalım arkadaşlar. 12 pi k eşittir 24 pi'den. Buradan pi ile sadeleştiği k eşittir 2 çıktı. Şimdi dairenin alanına geçelim arkadaşlar. Bakın büyük dairenin alanı pi çarpı 6 k değil mi? Yani yarı çap aslında 6 k olacaktır. Yani 12. Pi çarpı 12'nin karesi bölü 2 yarım daire olduğu için. Bundan neyi çıkaracağız? Bütün diğer alanları çıkaracağız. Yani pi çarpı 2'nin karesi bölü 2 artı pi çarpı bunun yarıçapı 4 olacaktır. 4'ün karesi bölü 2 artı pi çarpı bunun yarıçapı da arkadaşlar 6 olacaktır. 6'nın karesi bölü 2 olacaktır. Evet bu işlemleri yaparsak arkadaşlar şurasının 28 pi olduğunu göreceksiniz. Şurası da 72 pi olduğunu göreceksiniz. Bundan bunu çıkarırsak da arkadaşlar 44 pi yapar.